Herkese merhabalar. Orhun hatasını telafi edecek mi? Hira ve Orhun yakınlaşacak mı? Eda kıskançlıktan sonra neler yapacak? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Öncelikle Eda kıskançlıktan çıldırsın diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Orhun'un hareketlerinin bir anda değişmesinden sonra Hira'nın aklı oldukça karışır. Hira, bana eziyet ederek canımı daha fazla yakamayacağını anladı diyerek Orhun'un ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışır. Orhun, geçmişte yaptığı eziyetlerden sonra Hira'nın gönlünü almak için ne yapacağını düşünmeye çalışır. Orhun, artık Hira'yı yakından tanımaya karar vererek sevdiği kadının kırılan kalbini onarmak ister. Hira ise geçmişte kendisini suçlu olarak gördüğü için Orhun ne kadar canını yakarsa yaksın haklı olacaktır. Ben hak etmiyorum. Orhun'un iyiliğini demişti. Öyle gözüküyor ki Hira kendisine yapılan eziyetleri hak ettiğini düşünüyor. Fakat bizler Hira'nın çekmiş olduğu eziyetlerin fazla olduğunu, ne yapmış olursa olsun kendisine yapılanların hak etmediğini düşünüyoruz. Üstelik Hira defalarca Orhun'a masum olduğunu söyledi. Ama Orhun, efendi, hiçbir şekilde Hira'ya güvenmedi. Fakat Orhun yaptığı tüm eziyetleri geçmişte bıraktı. Artık Orhun, Hira'nın kalbini kazanmanın peşinde. Kaldı ki konağa geldiği günden beri yüzü gülmeyen Hira'nın yüzü yavaş yavaş gülmeye başladı. Bununla da kalmayan Orhun, Hira ile karşılıklı kahve içerek eşini tanımaya karar verdi. Orhun, Hira ile ilgili tüm bilgileri öğrenerek onunla artık kuvvetli bir bağ kurmanın peşine düştü. Eda ise kıskançlıktan çıldırmaya başladı Özellikle Orhun ve Hira'nın birlikte olduklarını ve artık kavga etmediklerini görmeye başladıkça Hira'nın üstüne gelmeye başlar. Eda kıskançlıktan çıldırmış şekilde Hira'nın yanına gelerek Orhun'un sana iyi davranmasıyla seni affedeceğini düşünme der. Orhun şimdilik Eda'nın yapmış olduğu eziyetlerin farkında değil. Ama eğer ki Orhun Eda'nın eziyet yaptığını görürse ama çok ağır sözler söyleyerek yerin dibine sokacaktır.'' Orhun artık Hira'ya gerçekleri itiraf etmek ister. Ama sevdiği kadının kendisini terk edeceğinden korkar. Bu yüzden Orhun, Hira'nın kırılan kalbini onarmadan gerçekleri itiraf etmek istemeyecek. Orhun, Hira'nın gözyaşlarından dolayı vicdan azabı çekse de masum olduğunu itiraf etmeye cesaret bulamaz. Meryem ise korkusu evden kovmasından sonra iyice kendisini kaybeden Raşit, kendisinden geçerek Meryem ve nefesi evden kovar. Artık Raşit'in eziyetlerinden oldukça bunaldık. Meryem'in bir daha o eve dönmemesini, kızıyla beraber yeni bir hayat kurmasını istiyoruz. Meryem bu zorlu gününde en fazla desteği kızından bulacak. Umarız Meryem'in hayatı düzelir. Kenan'ın yanında çalışmaya başlayan Meryem, Kenan'ın desteğiyle hayatını düzeleceğini düşünüyoruz. Ama Meryem muhtemelen kavulduğunu Kenan'dan saklayacak diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.